Merhaba değerli Bursa Spor TV izleyicileri. Bursa Spor TV özelde sizlerle birlikteyiz. Programımızın ismine özel konuklar almaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz da İznik Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Keyfiniz nasıl? Çok şükür. Bursa Spor şampiyon oldu, çok daha iyi olduk. Evet, herkesin keyfi yerinde. Bu yaz bizim için güzel geçiyor. Bursa'da evet, 2010 yazı çok sıcak, çok hareketli ve mutlu bir yaz geçiriyoruz. Evet, İznik'te bizim güzide ilçelerimizden birisi. Tarihi güzellikleriyle, doğal güzellikleriyle gerçekten turistik açıdan ve önemli tarihi öğeleri barındıran bir ilçemiz. Doğru. İsterseniz önce bir İznik'ten başlayalım, sonra İznik'ten bu tarafa Bursa Spor'umuza gelelim. Dönelim, evet. İznik 4 medeniyete başkentlik yapmış. Anadolu'daki ender ilçelerden bir tanesi. Bitinya döneminde, Roma döneminde, Anadolu Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde başkentlik yapmış ilçelerimizden bir tanesi. O nedenle ilçemizde bu tarihlere ait birçok yapıyı görebilirsiniz. Özellikle son yıllarda yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarıyla şu ana kadar Osmanlı eserlerinin tamamına yakınını restore ettik ve turizmin hizmetine sunduk. Bu dönemde de Bizans dönemine ait olan yapıların restorasyonlarına başladık ve devam ediyoruz. Ve Sayın Valimiz de bu konuda bize gerçekten İznik'e çok büyük destek veriyor. Kendilerine huzurlarında çok çok teşekkür ediyorum. İznik Hristiyan dünyası açısından da çok önemli. O nedenle inanç turizmi denince başta gelen ilçelerden bir tanesi, merkezlerden bir tanesi İznik. Milattan sonra 325 tarihinde Hristiyanlar 80 küsur olan İncil'i İznik'te rahipler bir araya geliyor ve dörde indiriyorlar Senato Sarayı'nda. Senato Sarayı'nın aranması konusunda şu anda Vali Bey ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte. Aynı zamanda milattan sonra 787 tarihinde de yine Hristiyanlık aleminde çok ünlü olan ikonoklast hareketler var. Yani ikonaların kırılması, resimlerin kırılması olayı var. İşte resim olarak tasvir edilen Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in, azizlerin resimleri bir ara bunlar puttur diye kırılmaya başlanıyor. Milattan sonra 787 yılında kraliçe Irine bütün rahipleri bir araya getirerek ortak bir karar alıyorlar. Artık işte Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in ve azizlerin resimleri yapılabilir izni yine İznik'teki şu andaki Ayasofya'da karar altında alınıyor ve şu anda yeryüzündeki bütün Hristiyanlar İznik'teki bu kararlara göre kendilerini yönetiyorlar. O nedenle de Hristiyanlık aleminde gerçekten en önemli merkezlerden bir tanesi İznik. Osmanlı tarihinin açısından da önemli şu, Osmanlı tarihine geçmeden önce şunu söyleyeyim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti İznik. 1071 tarihinde Alparslan Malazgirt'te, 1076'da Kutalmışoğlu Süleyman Bey İznik'te. Ve ilk başkentimiz. Evet. O nedenle de çok önemli mekanlardan bir tanesi. Osmanlı tarihi açısından Bursa ve İznik Osmanlı eserlerinin, ilk eserlerin görüldüğü merkezler. Evet. Mesela İznik'te ilk medreseyi görebilirsiniz. Osmanlı yapmış olduğu. İlk aşevini bulabilirsiniz. İşte ilk kubbeli camiyi görebilirsiniz. İşte mesela Şeyh Kutbettin Camii, Şeyh Kutbettin ilk Türkçe İlmihal'i yazan kişidir. O nedenle çok çok önemli. Ve bu tarihi mekanlar hala ayakta. Kimisi Çinicilik merkezi olarak kullanılıyor, kimisi ibadet maksadıyla kullanılıyor. Aşevi mesela şu an İznik Müzesi olarak kullanılmakta. Hepsi şu andaki insanımıza da hizmet etmekte. Evet. O nedenle şunu söylüyoruz. İznik'te insanlar, turistler, yerli ve yabancı kim olursa olsun İznik'te kendisinden bir parçayı bulabilir. Evet. Tarihi görmek isteyen tarihi görebilir. Doğal güzellikleri görmek isteyen doğal güzellikleri görebilir. Gölde yüzmek isteyen, piknik yapmak isteyen. İznik'te bunların hepsini bir günde yaşayabilir. Evet. Tabii şimdi hemen aklımıza şu geliyor. Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve Bursa'ya birçok yabancı turist gelecek. Evet. Onların da İznik'i görme şansı olacak. İznik'in bilinirliği daha fazla artacak ve bunun sonucunda belki de önümüzdeki yıllarda daha başka ülkelerden daha başka insanlar gelip Bursa'nın turizm potansiyeli yavaş yavaş genişlemiş olacak. Bu anlamda Bursa Spor'un şampiyonluğu
çok önem arz ediyor. Ona geleceğiz ama tabii önümüzdeki ay bir festivaliniz var. Dans festivali. Onunla ilgili de biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi burada Faruk Bey'e, Faruk Halka'ya çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İznik için bizim değerlerimizden bir tanesi ve İznik için artık kendisini adadı. Şu anda uluslararası festival düzenliyoruz. Başlangıç tarihimiz 17 Temmuz 2010 ve bitiş tarihimiz de 25 Temmuz 2010 tarihinde. Ve buraya uluslararası nitelikte halk dansları toplulukları katılacak, Çinici arkadaşlarımız katılacak, Zeytinciler katılacak. Velhasıl İznik'le alakalı ne varsa yöresel olarak biz festivale katacağız. Amacımız İznik'i çok daha iyi bir şekilde tanıtmak ve bu tanıtım sayesinde Türkiye'ye turizm merkezlerinden birisi olarak da İznik'i katmak istiyoruz. Hı. Bütün çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. O nedenle turizm konusunda özellikle Bursa Spor'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bakın yalnızca Bursa Spor Süper Lig'de şampiyon olmadı. Bursa'ya o kadar değerler kattı ki yani biz bu reklamı milyar dolarlar harcasak Bursa olarak yapamayız. Şu anda yani Ertuğrul Sağlam ve ekibi gerçekten övülmeye değerler. Yani ne kadar övsek o kadar az diyorum ve kendilerini buradan yine çok çok teşekkür ediyorum İznik Belediye Başkanı olarak. Gerçekten hem Bursa'ya hem de İznik'e çok şey kattılar. Tabii şimdi hemen aklı şu soru geliyor. İznik'in şu anki turist potansiyeli nasıl? Şimdi geçen sene gelen yabancı sayısı 60 bin civarında. Hı hı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. 2010 yılında bunu biz ikiye katladık. Hı. 2010 senesini tanıtım yılı ilan ettik. Bakın 2010 senesinde gerçekten 2009'a göre yüksek oranda bir artış var. Ve bizim geleceğimizin biz turizm olduğunu biliyoruz. Yani Çinicilik olduğunu biliyoruz. Bütün çalışmalarımızı artık turizm konusunda yönlendirdik. O şekilde çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Size de bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii burada futbolun birleştiriciliği ve insanları bir araya getirmesi hemen ön plana çıkıyor. Turizm en futbolda en çok yapılan şey. Doğru. Deplasmana gidiyorsunuz, turizm. Şehir dışına çıkıyorsunuz, ülke dışına çıkıyorsunuz, yine turizm. Kamplara gidiyorsunuz, turizm. Bu anlamda Bursa Spor bir Bursa için büyük bir değer yaratmış oldu. Evet. En azından 3 maç oynanacak burada Şampiyonlar Ligi'nde. Büyük bir organizasyon, ciddi bir organizasyon. Sadece turistler gelmeyecek. Bu anlamda dünya futbolunun önemli isimleri ve basın da buraya gelecek. Tabii onlar da burada kendilerine haber arayacaklar. Sadece bir maçla buradan gitmeyeceklerdir. Bütün basın mensuplarının yaptığı gibi gittikleri şehirlerde önemli özellikleri ön plana çıkaracaklardır. Burada da İznik büyük bir rol oynayacak. Bunun katkısını Bursa Spor, ya bir belediyemiz bunu yapmaya çalışsa, bunu sizin de bahsettiğiniz gibi büyük paralar harcayarak yapamazdık. Tabii önümüzdeki sezon ciddi bir mücadele olacak. Bunun için başarılı olunursa daha da büyük reklam olacak. Evet. Siz tabii şampiyonluk anında İznik'teydiniz mutlaka. Evet. Neler yaşandı biraz onlardan da bahsedelim. Şimdi İznik'teki coşku, İznik'teki kutlamalar muhteşemdi. Çünkü yılların vermiş olduğu bir hasret var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, yarım asırlık bir hasret. O yarım asırlık hasret tabii böyle bir gecedeki işte kutlamayla sona ermez. O nedenle mutluluk hala devam ediyor, onu söyleyeyim. Ama o geceki coşku, o geceki insanların gözlerindeki sevinç, çocukların işte yeşil beyaz bayraklarla sokaklara çıkması, o duygu derler ya anlatılmaz, yaşanır. Ha, onu Bursa yaşadı, İznik yaşadı ve tüm ilçeleri yaşadı. Bakın o kadar güzel anlar yaşadık ki. İşte çocuklarımızın, gençlerimizin sevinci yani görülmeye değer. Anlatılmıyor yani. Yaşamak gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bursa Spor sadece Bursa'nın takımı değil, bölgenin takımı olması konusunda. Artık Anadolu'nun takımı, onu söyleyelim. Evet. Yani Anadolu'nun şu takımı, anda bunun için bir şey yapmak lazım ama. Hani İznik'te de başka takımları tutan mutlaka gençler vardır. Daha önceden başka takımları tutan büyüklerimiz vardır. Bu konuda bir
bir şeyler yapmak gerekiyor. Siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere Taraftarlar Derneği hemen kuruluş çalışmalarına başladı. Onu evet. söyleyeyim. Arkadaşlarımıza büyük bir coşku var. Bakın şu anda ilkokul çocukları, ortaokul çocukları, ilköğretim çocukları artık ellerinde yeşil beyaz bayraklarla geziyor. Yani bundan yıllar önce işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi bayraklarla gezilirken şu anda yeşil beyaz bayraklarla gezilmeye başladı. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki yıllar Bursa Sporu'nun olacak demek. Ve ben Bursa'daki 17 ilçeyle birlikte merkez zaten diğer takımları muhakkak gönül verebilirsiniz ama birinci takımınızın Bursa Spor olması gerekiyor. Evet. Tabii geçtiğimiz sezon ciddi bir mücadele verdi Bursa Spor. Lig boyunca gerçekten çok çalışıldı burada. Bütün maçları da izleme fırsatı ben kendi adıma söyleyeyim. Buldum. Askerdeydim çünkü ikinci yarısında, ligin ikinci yarısında askerlik evet. vatani görevimi yerine getirdim. Maçların hepsini izleme fırsatı buldum ama tabii buradan çok yakın izleyemedik. Bursa Spor'un şampiyon olacağına ben tabii asker ocağı her yerden insanlar var. Hepsiyle konuşma fırsatı buldum. Bursa Spor'u şampiyon yapmazlar gibi bir tabu var. Hatta bu tabu Bursa'da bile vardı. Birçok kişi Bursa Spor'u şampiyon yapmazlar inancına sahipti. Ama sezonun sonuna doğru Bursa Spor iddiasını korudukça bir hafiften bir kırılma oldu. Ama son maça kadar yine de bu tabunun sürdüğünü söyleyebiliriz. Bursa Spor son maçta belki de son dakikada bir çalım atıp şampiyonluğu yakaladı ve bu Anadolu için, Anadolu futbolu için bir kırılma noktası oldu. Bursa Spor'un bu şampiyonluğunu bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman Türk futboluna mutlaka büyük katkıları olacaktır. Ama siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bakın Bursa Spor şampiyon olduğunda yalnızca Bursa sevinmedi. Dikkat edin Anadolu'nun her ilinde aynı görüntüler vardı. Evet. Yani Bursa artık Anadolu'nun bağrından çıkıp şampiyon olan Trabzonspor'dan sonra ikinci takım. Ve bu coşkuyu siz Anadolu'da her yerde o gece gördünüz. İnsanların gözündeki o mutluluğu hissettiniz. Şöyle, Bursa seçimler de böyledir. Hiç kimse kimseye buyurun şu seçimi alın demez. Evet. Çalışırsınız ve alırsınız. Ve Bursa Spor'a kimse buyurun alın demedi. Ertuğrul Sağlam ve ekibi çalıştı. Biz bunu alacağız dedi ve aldı. Yani hiç kimse bize şampiyonluğu lütfetmedik. Bileğimizin hakkıyla aldık. Yani burada teknik ekip, yönetim, taraftar, futbolcu inandı ve bir şeyi başardı. İşte bu birlikteliğin devam etmesi gerekiyor ki. Çünkü ben şunu hissediyorum. Anadolu Şampiyonlar Ligi'nde de Bursa Spor'dan çok şeyler bekliyor. Evet. Bunu başarmak için... Bunu başarabilmemiz tabii, için de bu birlikteliğin devamı gerekiyor. Bursa Spor sezonu açtı tabii bunu başarmak için. Evet. Erkenden sezon açıldı. Dün bir antrenman yapıldı. Bu sabah da bir antrenman yapıldı. Yeni transferler var. İnsuay'ı tabii arkadaşlarımız şimdi ekrana da getirebilir. İnsuay'ı biliyor muydunuz? Ben bilmiyorum. Duymuş muydunuz? İnsuay Arjantinli bir futbolcumuz. Kendisi Arjantin milli takımının da formasını giymiş. Gerçekten çok teknik bir futbolcu. Mutlaka Bursa Spor'a katkısı olacak. Vederson transferi var. Şunu da kabul etmek gerekiyor. Yani şampiyon takımı artık yani alelade futbolcu da alınmaz. Yani şampiyon takımda oynayacak futbolcunun kalitesi de şampiyona yakışır futbolcu olması gerekiyor. Ben de yönetimin bu konuda hassas olduğunu farkındayım. Yani bundan sonra Bursa'da herkes top oynayamaz. Evet, o da önemli bir şey tabii. Muhakkak. Şimdi az önce şunu söylediniz, benim aklıma hemen bir soru geldi. Anadolu'da birçok sevinen kişi oldu dediniz. Bursa'da çok göç alan bir şehir. O bakımdan birçok şehirden vatandaşımız, hemşehrimiz var. Bu anlamda Bursa'da bir kozmopolit yapının oluşması, futbol anlamında kozmopolit yapının oluşması son derece normal diye düşünüyoruz. Ama İznik'te Bursa sporlu sayısının bir hayli fazla olduğunu doğru, da biliyoruz. Doğru. Bu da sizin söylediğiniz şampiyonluk gecesindeki kutlamalardan anlaşılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Tabii İznik çok önemli bir ilçemiz. Bundan sonra Bursa Spor'un şampiyonluğu ile ilgili bir kutlama veya bir şey var mı planınızda? Bundan sonraki Bursa'nın yapacağı her başarı İznik'te bakın
kutlamalara sebep olacak. Yani bunu bilin. Bursaspor'u şöyle söyleyeyim. Allah vermesin. Yenilgisi halinde de İzlik'te büyük bir hüzün kaplar yani. Bu bir gerçek. Çünkü futbolda yenmek de var, yenilmek de var. Öyle tabii. Yani bunu da şey yapmak gerekiyor ama şunu söyleyeyim. Artık İznik Bursaspor'un yenilgisiyle hüzünlenip söyleyin galibiyetiyle sevinen bir ilçe. Bu da normal. Çünkü artık futbol dünyaya mal olmuş sporlardan bir tanesi. Bazen spor kulüpleri şeyin önüne geçer. İlin veya ilçenin önüne geçer. Sanırım Bursaspor'da ilin önüne geçmek üzere. İlin. Bu şekilde giderse evet. Bu olması gereken de bir şey aslında. Birçok Avrupa kulübünün takımı şehrin önünde gidiyor. Evet. Manchester United, Liverpool bunların en üst düzeylerinden birisi. Villarreal, bir köy, sadece bir kasaba ama gerçekten çok büyük bir futbol pastasına ama sahip işte ciddi kulüpler. Işte olması gerekli olan şey turizmde, tanıtımda olaylardan bir tanesi. Bakın tanıtım için ülkeler, şehirler milyarlar, milyar dolarlar harcarlar. Siz bunu spor kulübüyle başarıyorsunuz. Yani her ilin ve ilçenin arzu ettiği, istediği bir şey bu. Ve Bursaspor onu başardı. Evet, aslında böyle baktığımız zaman da sahada alınan bir galibiyet sadece sahada alınan bir galibiyet değil. Değil, kesinlikle değil. Sadece sahada alınan. Siz onu bir o şekilde değil. Görmeyin yani. Tabii bunun bütün... yani boyutlarını baktığınız zaman o boyutların müthiş şekilde dalga dalga yayıldığını göreceksiniz. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bursaspor'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla. Ertuğrul Sağlam ve ekibine ve Bursaspor yönetimine, taraftara saygılarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz stüdyolarımıza. Bugünkü Bursaspor TV özelde İznik Belediye Başkanı Kadri Er Yılmaz'la birlikteydik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.